Buraya gelirken seni göreceğimi hiç düşünmemiştim. Yani kaderden gol yedim resmen. Ayşe, laf sokup durma lütfen. Bak canım çok sıkkın. Düşün, ben kendi sahamda Ceyda'ya yenildim. Ya. Sen bugün evleniyordun değil mi? Evet. Ama kaçmak istiyorum. Ya bugün kaçsam yarın ne yapacağım? Nereye gideceğim? Ya. Ya Kerem ya. Sırf bana inat olsun diye Ceyda ile evlenmeye kalktın. Bak bana. Bana bir şey oldu mu? Yok, bana bir şey olmadı. Sana bir şey oldu mu? Bakıyorum. Evet, sana bir şey olmuş. Bayağı kötü durumdasın. Aa, diyene bak, ne çabuk unuttun. Bana nispet olsun diye Ömer'le sözlenen kimdi? Ömer'le sözlendim de evlenmiş miyim? Bakıyorum, bak evlenmemişim Kerem. Neyse, bunların hiçbir önemi yok artık değil mi? Şu geldiğim duruma bak. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım, o. Mahvettim. Şimdi sadece kaçmak istiyorum. Gerçekten sadece kaçmak istiyorum. Hülya, dikkat et. Ay, dur, dur. Kerem, çık ulan dışarı, iç sıpası. Kerem! Kerem! Kerem, geldim ben aşkım. Aklını karıştırmalarına izin vermeyeceğim. Kerem, çık dışarı! Kerem! Hayırdır Yas? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Oğlum. Bırak abi ya, bırak. Ne oluyor ya? Hayırdır? Kerem bende, Kerem. Kerem'i çağırır mısınız lütfen? Lütfen dediğin adama bak. Allah'ını seversen sen de. Bakın, Kerem Merem yok burada. Ayşe de yok, işi var. E, Kerem nerede o zaman? Bana bakın, Kerem'i çağırın, çıksın buraya. Ne biz sizin suratınızı görelim, ne siz bizim suratımızı görün. Bitsin artık bu iş. Bakın, saygımdan nazikçe son kez söylüyorum. Kerem Merem yok burada. Ya yalan, sizin dilinize pelesenk olmuş be. Çekil, çekilin önümden. Ya çekilin. Muhsin Bey, Kerem burada yok diyorum. Bana da mı güvenmiyorsun? He. Hem biz buraya niye geldik anlamış değilim. Kerem böyle bir yerde ne yapsın? Yaşınıza hürmeten bu soruyu cevaplamıyorum. Ama başka sorularınız varsa onları cevaplarım. Ay, ne avam bir aile bu ya. Bana bak! Ağzını topla, senin o yanındaki kırpmanı sana düğümlerim. Görürsün avamı sen. Yapar vallahi, ben gördüm. Kabus gibi. Şimdi Rıza kardeş, şöyle bir durum var. Hayırlısıyla biz bugün Ceyda ile Kerem'i evlendiriyoruz. Ama Kerem yok. E, Kerem de olmayınca şimdi biz düğünü yapamayız, evlendiremeyiz. Biz de düşündük, Kerem gitse gitse Ayşe'ye gider. Evet, ve tesadüfe bakın ki Ayşe yurt dışından bugün geliyor ve Kerem ortadan kayboluyor. Biri gelsin bana bunu anlatsın bakalım. O zaman kulağınızı dört açın da anlatayım ben size. Bakın, ben hayatım boyunca namusum şerefim için yaşadım. Burası kız evi. Gelip burada böyle artistlik yapamazsınız. Ayrıca kendi kolunuz yüzünden de benim bacımı suçlayamazsınız. Aa, oğluma diyene bak. Daha okuduğunu anlamıyor, okuduğunu. Ben hiçbir şey anlamadım. Siz bu insanlarla nasıl anlaşıyorsunuz? La abla ya, bizden günah gitti. Yengeciğim, sen hamilesin. Hamileler, kadınlar şöyle bir çekilebilir mi? Rica ederim. Abicim buyur, anlatmak ister misin? Yok, sen beyefendiye anlat, ben Samet kardeşim anlatayım. Samet abi anlayışlı biri ya, beyefendiden başlayalım. Yok ya, sen oraya anlat, ben buraya. Ya yumruk atıyorsun, tokat atsana. Ulan ben sana bu can Ayşe hizmet edesin diye mi verdim? Ya ne var ya? Komşu komşunun gününe muhtaç. Atalarımız dememiş bizim yani. Ulan şunlara vermediğim bir donlarım kaldı be. Onu da beleş versen kafasına geçirir gezer bunlar. Kadir abi, hoş geldin. Hayırdır? Hoş bulmadık. Ayşe nerede? Ne yapacaksın Ayşe Kadir abi? Erkut var, olmuyor mu? Bu benim üzüm pekmezi beyinli oğlum. Kamyoneti Ayşe'ye vermiş. Çaldı mı, ne yaptıysa? Saatlerdir haber yok. Ya ne çalması ya? Ne olacak? Atölyeye yürüsün mü yani bu kız benimle? Ulan insanlar ulaşımı nasıl sağlıyorsa o da öyle yapsın. İstanbul'da bir benim kamyonetim mi kaldı be? Atölye mi dedi? Atölyeye mi kaçmışlar? Baba, atölye dedi. Evet, duydum ulan, atölye dedi işte. Ya bir kesin. Ayşe açmadı, meşgule verdi. Ben anladım Kerem'in nerede olduğunu. Hadi yürüyün. Ben de Ayşe'nin nerede olduğunu biliyorum. Erkutuyor, montları al. Geliyorum Kerem, sabret. Kurtaracağım seni ondan. Ay hadi, hadi yürü. Ay yerde abla, sağmayız. Yürü. Al lan taşı montumu abi. Ver abi, tamam. Ver lan montumu. Bu Erkut abimin ama. Yürü, yürü. Gördün mü? Derler ya, nasıl başlarsa öyle devam eder diye. Öyle değilmiş. Halbuki her şey çok güzel başlamıştı. Yani aslında en büyük hatayı ben yaptım. Ve sana iftira attım Kerem. Kendimi kurtarmak için senin hayatını mahvetmişim. Yok, öyle düşünme. Sonuçta beraber oynadık oyunu. Sayesinde ben şirketin başına geçtim. Eğer bir suçlu varsa bence... Bak, bu Duygu denen canavarı zapt edemeyen benim.
Sırf sen değil, ben de zapt edemedim. Karşılıklıydı yani. Neyi beceremedik ki biz? Bilmiyorum da hayat bize ayrıcalık mı sunacaktı sanki? Niye? Kim becermiş ki biz becerelim? Niye? Kerem, mutlu olanlar var. Çok mutlu olanlar da var. Evet, onu hiç anlamıyorum. Bak, başta ben farklı düşünmüştüm ama sonradan hak verdim. İyi ki gitmişsin. Hı. Kaçıp gitmişsin buralardan. Kafanı dinlemişsin, eğitimini almışsın. Ve şimdi geldin burada, güzel bir işte başlayacaksın. Yani bakalım. Gayet iyi, gayet güzel. Vazgeçme, güzel yoldasın. Hiçbir şeyin de buna engel olmasına izin verme. Kerem, bak sen de kimsenin senin hayatını elinden almasına izin verme. Senin bir tane hayatın var, benim bir tane, bir tanecik hayatımız var. Başka yok ki. İstemediğin bir evlilik mi yapacaksın? Yapma. Yani hayatını mahvetmelerine izin verme. İstemiyorsan evlenmeyeceksin. Çok doğru diyorsun. Ama sanki biraz geç kaldım bunları düşünmek için. Evet. Şu an ya kaçacağım ya da Ceyda ile evleneceğim. Ve inan hiç halim yok. Kimseye dert anlatacak gücüm yok. Özellikle babama. Haritadan yer bakalım mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?